Bir önceki videomuzda sağ bandajımızı oluşturmuştuk. Şimdi sol bandajımızı oluşturacağız. Sol bandajı oluşturmaya geçmeden önce bu bandajın üzerine şöyle sağ bandaj diye yazıyorum ki karıştırmayayım. Sağ bandaj. Şu çizgiye göre hizalayalım. Şurada ama çok küçük. Bunu biraz büyüteyim. Tamam. Bu sağ bandaj. Şimdi aynalayı kullanarak hiç başka bir çizimle uğraşmadan bu bandajımı diğer tarafa aynalayacağım ve tek bir komutla sol bandajımı oluşturmuş olacağım. İlk önce şu yüze bir düzlem atıyorum. Bu yüzü seçtim ve buradan referans geometriden düzlemi seçtim. 50 milimetre tamam yeterli. 50 milimetre öteye bir referans düzlem atadım ve bu düzlemi seçtim. Aynalaya girdim. Aynalanacak gövde olarak da parçamı seçtim. Onay verdim. Hata aldım. Neden? Katıları birleştirip kaldırmam gerekiyor çünkü. Şimdi onay verdim. Ve tamam. Bu da sol bandajım. Ve aynı şekilde şuraya da sol bandaj diye yazıyorum. Sol bandajı buraya değildi. Şuraya yazayım. Ya da orası kalsın. Bunu da aynı şekilde büyütüyorum. Şu planımı artık gizleyeyim. Bunda işim kalmadı. Şimdi benim iki tane birbirinden bağımsız katı gövdem var. Bu katı gövdeleri sağ ve sol bandaj olmak üzere iki gruba ayıracağım. O yüzden geldiğim katı gövdelerin üzerine sağ tıkladım. Buradan gövdeleri kaydet dedim. Birinci gövdem bu. Buna isim vereceğim. Vermeden önce yeni bir uygulama açacağım. Uygulama 4 diye bir klasör açıyorum. Tamam. Sol bandaj. Diğerinin adı da sağ bandaj. Sağ bandaj 1 dedim. Onayladım. İkisini de ayrı ayrı kaydetti. Evet tamam. Şimdi her şeyimiz tamam. Sadece şurada çalışacak olan maçalarımızı tasarlayacağız. Maçadan sonra kalıbımızı içine koyup toplayacağız. Peki. Kapattım bunu. Şimdi kaydet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.